Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda mantarlarla mücadele edebileceğimiz 3 preparat üzerine durmak istiyorum. Birincisi ekmek infüzyonu, ikincisi papatya çayı, üçüncüsü 40 kilit otu veya at kuyruğu yaprağı çayı. Şimdi bu mantari hastalıklarla mücadele ederken öncelikle bizim amacımız hastalık önleyici bir takım preparatlar yapıp üretim sezonu içerisinde bunları kullanmak. Yoksa hastalık olduktan sonra bunları kullanmanın çok fazla bir faydası olmayabilir. Özellikle virüs hastalıklarıyla ilgili bir takım hastalıkla mücadele etmeye çalışıyorsanız çok başarılı olma şansınız olmayabilir. Belki at kuyruğunun içerisindeki silis oranının yüksek olmasından dolayı virüsleri bir nebze olsun durdurabilecektir. Ancak bunları öldürebileceği konusunda biraz iyimser davranmayalım. Ancak gelişmesini, bu virüslerin bitkimizi öldürmesini engelleyebilecek bir yapıda olabilir. Fakat çok büyük bir beklenti içerisinde olmayın. Öncelikle bizim amacımız hastalık oluşmadan bu hastalıkları oluşturacak patojenleri mümkün olduğunca belli bir seviyede, popülasyonun artmadan, ortama hakim olmadan durdurabilmek. Şimdi ekmek infüzyonuyla başlayalım isterseniz. Nasıl yapacağız? Bir somun ekmeğimiz var. Bir de 10 litre civarında bir suyumuz var. Yani ufak bir kova kadar suyumuzu içerisine bu ekmeğimizi bastırıyoruz. Suyun içerisine iyice bastıralım. Bu varsa bir taş da koyabilirsiniz. Koymasanız da zaten bir müddet sonra bu ekmekler bunun içerisinde parçalanmaya başlayacak. Biz bu suyu içerisine ekmeğimizi yatırıyoruz ve iyice suyun içerisinde parçalanmasını bekliyoruz. Ekmeklerimiz suyun içerisinde iyice şişti. Bunları şöyle elimizle biraz lapa kıvamına daha rahat gelmesi için şöyle sıkalım biraz. Bir müddet daha suyun içerisinde kalsın. İyice lapa kıvamına gelene kadar suyun içerisinde bekletelim. Ondan sonra süzeceğiz ve başka bir işlem daha yapacağız. Ekmekleri suyun içerisinde bir gün tutarsanız iyi edersiniz. Artık iyice parçalanmış durumda. Hatta şöyle bir elimizle aldığımız zaman lapa kıvamına geleceğini görebiliyoruz. Bunu şimdi süzeceğiz. Süzdükten sonra içerisine iyot koyacağız. Böyle bayağı dediğim gibi lapa kıvamına gelmiş durumda. Şimdi bunu süzelim biz iyice. Ekmek infüzyonumuzu süzdük. Şimdi içerisine 33 cc'lik iyot çözeltisi koyuyoruz. İsterseniz aynı miktar izopril alkol de koyabilirsiniz. O da 70'lik alkol olursa işimizi görür. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Bunu özellikle mantar hastalıkları olmadan önce kullanmak durumundayız. Yani öyle mantar hastalıkları olduktan sonra çok etkili olabilecek bir preparat değildir. Bu önleyici bir tedbir olarak kullanabileceğimiz preparatlarımızdan biri. Yaklaşık 20 dereceler civarına gelmeden önce haftada bir ya da iki kere, o dönemlere yakın dönemlerde bir iki kere kullanırsak yaklaşık olarak 27-28 derece sıcaklıklara kadar kullanabileceğimiz bir preparattır. Bu sıcaklıktan sonra mantarların harekete geçeceği ve bitkimizi iyice hastalıklandırabileceği pozisyonlara geleceğimiz için bunu kullanmanın çok daha esprisi kalmayacak. Başka preparatları da o dönem içerisinde kullanacağımız için dediğim gibi yaklaşık 20 dereceler civarına geldiğinde ki o da 3 aşağı 5 yukarı bitkimiz biraz toprağa diktikten sonra bir karış iki karış olmaya kadar ki dönemde bunu kullanma şansımız var. Bu birinci preparatımız da şimdi 40 kilit otu ve papatya çayları üzerinde de biraz konuşalım. İkinci ilacımızı 40 kilit otuyla. Aslında at kuyruğu bitkisi ama işte genelde 40 kilit otu olarak bilinir. Bununla yapacağız. Yaklaşık olarak 50 gram 40 kilit otu ve 1 litre suyun içerisine bunu koyup kaynatacağız ve süzdükten sonra bitkilerimize mantar ilacı olarak kullanacağımız çok iyi bir preparat olacak. 40 kilit otu içerisinde ciddi oranda silis vardır. Bu silis mantarlarla savaşımızda bize yardımcı olurken virüslerle ilgili savaşımızda da ciddi olarak yardımcı olabilecek bir üründür.
Bunu suyun içerisinde çay demler gibi demleyeceğiz. Süzdükten sonra bitkimizi belli dönemlerde, özellikle yaklaşık demin de ekmek infüzyonunda anlatmaya çalıştığım gibi 20 dereceler civarında olmaya başladığı zaman hava sıcaklığımız, bitkilerimizin üzerine püskürtme yöntemiyle bir miktarda toprağa uygulama şansımız var. Bu şekilde bitki üzerindeki patojen mantarların ve virüslerin bitkimizi hasta etmesini mümkün olduğunca engellemeye çalışacağız. Şu an elimde 40 gram veya 50 gram civarında 40 litre otumuz var. Bunu 1 litre suya koyduk. Ve iyice bir taşım kaynayana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra süreceğiz ve kullanacağız. Ekmek infüzyonu ve 40 kilit otuyla beraber papatya çayını ilk aşamalarda, yani bitkimizin büyümeye, daha çiçeklenmeye başlamadığı dönemlerde mümkün olduğunca kullanarak hastalıklardan önleyici bazı tedbirler alma şansımız olabilir. Kaynadıktan sonra süzüp bunu bir müddet bekletme şansımız var ama mümkün olduğunca taze olarak yapın. Taze olarak kullanın, en güzel etkisini o zaman gösterecektir. İçerisindeki silis kaybolmaz ancak yine de çok fazla bekletmek çok doğru değil. Soğuduktan sonra yaklaşık 5 litre suya 1 litre at kuyruğu preparatından koyarsanız bitkilerinizin üzerine püskürtebileceğiniz çok güzel bir mantar ve çok iddialı olmasa bile virüslerle savaşabileceğiniz çok iyi bir ilacınız olur. Üçüncü preparatımız papatyalardan yapacağımız bir çay. Ancak aklınıza gelebilecek her tür papatya ve buna benzer papatya diyebileceğiniz yabani bütün bitkileri toplarsanız 3 aşağı 5 yukarı aynı etkiyi gösterir. Mesela aynı sefalar da aslında bir papatya cinsidir. Ancak farklı bir isim verildiği için sanki papatya değil gibi zannedilir. Fakat bunların hemen hemen hepsinin içerikleri 3 aşağı 5 yukarı mantarlara karşı bizim mücadelemizde etkili olabilecek bir takım içeriklere sahiplerdir. Bunları suda kaynatacağız ve aynı diğer anlatmaya çalıştığım preparatlar gibi bitkilerimizin üzerine uygulama yapacağız. At kuyruğu ve bu papatya çayını tohum dezenfeksiyonlarında kullanabiliriz. 1 litre suya yaklaşık 100 gram papatya ve 40 gram at kuyruğu koyup bunu çay demler gibi demleyip tohumlarımızı da herhangi bir türbentin içerisine koyup bu suyun içerisine, yani papatya çayı, papatya veya at kuyruğunun içeriğine sahip olan su içerisine sokup çıkartırsanız, mesela 3 kere 1-2 saniye içerisinde tutmak kaydıyla sokup çıkartırsanız tohumlarınızı dezenfekte etmek için de çok iyi işler yapmış olursunuz. Papatyalardan yaptığımız preparat. Bunu istersek dalını, yaprağını da kullanma ihtimalimiz var ama çok fazla içerik açısından çiçekler gibi olmayacaktır. Bunları da koymakta çok da büyük bir sıkıntı yok. Biz 1 litre suya yaklaşık 100 gram yaş veya 50 gram kuru papatyayı suyun içerisine koyup bir taşım kaynatacağız ve süzdükten sonra bitkilerimizin üzerine püskürtebileceğimiz bir preparatımız olacak. Şimdi bunları, bu çayları yaklaşık olarak 1 litre olarak yapıyoruz ve 5 litre suyla birlikte bitkilerimizi tamamen yıkayabileceğimiz bir ilaçımız olmuş oluyor. İstersek toprağa da mümkün olduğunca sulama şansımız var. Ancak suya kullanacağınız diğer ilaçları da daha sonra öteki videolarda anlatacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.